Merhaba arkadaşlar. Kimi gerekli, kimi gereksiz birbirinden ilginç ürünleri derlediğimiz farklı bir video ile birlikteyiz. İşte iPhone'u bir casus kamera olarak kullanmanızı sağlayan acayip bir ürün. Açılı aynalardan oluşan sistemi sayesinde telefon yatay pozisyondayken de karşınızdakinin fotoğraf ve videosunu çekebiliyorsunuz. Bu da bir iPhone standı. Cihazı bunun içine yerleştirince eski bir Apple bilgisayar kullanıyormuş gibi oluyor. Buysa bisikletliler için geliştirilmiş üzerinde sinyal ışıkları olan eldiven. Sinyalleri kullanarak hangi tarafa döneceğinizi trafikteki diğer insanlara belli edebiliyorsunuz. Şişeleri lambaya dönüştüren bu minik cihazla devam ediyoruz. Her çeşit şişenin kapak kısmına kolayca monte ediliyor. Kendini güneş ışığıyla şarj ediyor. Gerektiğinde de düğmesine basıp yakıyorsunuz. İşte bu da kibrit kutusu büyüklüğünde bir plaj matı. Her yere kolayca yanınızda götürebiliyorsunuz. Gerektiğinde de yere serip üzerine oturuyorsunuz. İnanmayacaksınız ama bedeninizi ele geçirmiş gibi duran bu şey aslında bir maske. Kostüm partileri için geliştirildi. Maskenin üzerindeki yaratığın elleri ve kollarını da özel bir elektronik cihaz sayesinde beyin dalgalarınızı kullanarak kontrol edebiliyorsunuz. Bu da havada asılı duran bardak. Manyetik alan yaratabilen altlığının üzerine bıraktığınızda böyle uçuyormuş gibi oluyor. Her an devrilecek gibi görünse de devrilmiyor. Bu da üzerinde çeşitli programlama dillerine ait kodlar olan oyun kağıdı destesi. Bunlarla oyun oynarken zamanınızı boşa harcamış olmuyorsunuz. Çünkü size programlama öğretiyor. Bunlar da robot ayakları şeklinde eğlenceli pofuduk el terlikleri. Topuklarını yere vurunca robotik sesler de çıkarıyorlar. Oyun kontrolü şeklindeki bu kalıplara erimiş çikolata dolduruyorsunuz. Katılaştığında da ortaya böyle harika çikolata barları çıkıyor. Bu küçük elastik aparat çubukları ve boruları böyle uçuca tutturmaya yarıyor. Bunu kullanarak kampta ya da ormanda çadır ve basit barınaklar inşa edebiliyorsunuz. Bu da bir araba şemsiyesi. Bildiğiniz şemsiye gibi çalışıyor. Arabanın tavanına takıp açıyorsunuz. Özellikle yaz aylarında araçları güneşin yakıcı ışınlarından koruyor. Dahası arabanın içindeki ısının çok fazla yükselmesini de önlüyor. Buysa bir bebek taşıma aparatı. Anneler ve babalar bebeklerini buna yerleştirip kucaklarında taşıyorlar. Ayrıca kayışındaki kancalarla gerektiğinde bu şekilde duvara da asılabiliyor. Bu da dünyanın en pahalı jipi. Batman filmlerinden fırlamış gibi duran araç tam 360 beygir gücünde. Ağırlığı 6 tondan fazla. Saatte 140 km hıza çıkabiliyor. İçi de bir limuzin gibi. Her tür lükse sahip. Özel yapım jipin fiyatı ise yaklaşık 2 milyon dolar. Buysa tam kırılırken donup kalmış gibi görünen bir vazo. Bu vazoları yetenekli bir sanatçı yapıyor. Önce onları kırıyor, sonra da özel bir maddeyle onları bu şekilde yeniden yapıştırıyor. Dünyanın en pahalı köpek giysisiyle devam ediyoruz. Altın işlemeli kumaşın üzerine bezeli pahalı kristal lerle süslenmiş. Fiyatı ise tam 137 bin dolar. Yani bizim paramızda 600 bin liraya yakın. Bunlar da at toynaklarından esinlenilerek üretilen sandaletler. Gerçekten de birileri bunları alıp giysin diye yapılmış ve satılıyor da. Tahta ve kurdeleden imal edilen toynakların fiyatı ise tam 410 dolar. Bizim paramızda 1600 lira ediyor. Bunu giyenlerin nasıl yürüdüyse tam bir muamma. İşte bu da 50 bin liralık teknolojik tuvalet. Markası da Toto. Yaklaşınca kapağı otomatik açılıyor. İşiniz bitince sifonu kendi çekiyor. Kendi ısıtma sistemi var. Ayrıca hiç temizleme bile kendini tamamen sterilize edebiliyor. Buysa evinizi ısıtırken para kazanan bir kalorifer sistemi. İçinde güçlü ekran kartlarına sahip bilgisayarlar var. Bunlar sürekli internete bağlı kalarak kripto para madenciliği yapıyor. Yani bizim anlayacağımız dille Bitcoin kazanıyor. Bilgisayarlar çalışırken ortaya çıkan ısı da evi sıcak tutmak için kullanılıyor. Bu da çevrecilerin topladığı sigara izmaritlerinden yapılan sörf tahtası. Bir çevreci bunu sigara izmaritlerinin yarattığı kirliliğe dikkat çekmek için üretti. 10 bin sigara izmaritinden oluşuyor. Buysa bir seramik firmasının inşa ettiği optik illüzyonlu koridor zemini. Bir tarafı çukurmuş gibi görünüyor ama aslında tamamen düz. Seramiklerin boyutlarıyla oynayarak bu etkiyi ortaya çıkarıyorlar. Sıradaki ürünse Star Wars filmlerinin kötü karakteri Darth Vader'ın miğferine benzeyen çaydanlık. Buysa Star Wars'tan tanıdığımız sevimli robot R2-D2 şeklinde bir kahve demliği. Bu da gömlek yakasına saklayabileceğiniz minyatür bir bıçak. Yakanızda taşımanız için fazla keskin görünmüyor mu? Bu da hem bank hem de masa olarak kullanılabilen ilginç bir mobilya. Yaslanma yerini açtığınızda masa oluyor. Katlarsanız bir banka dönüşüyor. Bu da şişme balıkçı evi. Su üzerinde istediğiniz yerde durup dilerseniz oradan günlerce ayrılmadan balık tutabilmenizi sağlıyor. Bunlar da sıra dışı elektrik anahtarları. Odanızın ışığını açıp kapatmayı olduğundan çok daha eğlenceli hale getiriyorlar. İşte bunlar da örgüden 2. Dünya Savaşı tankı görünümlü tuhaf patikler. Misafir geldiğinde giymek için biraz iddialı olduklarını da söyleyelim. Buysa şişirilebilir rahat mı rahat bir koltuk. Ağzını açıp içine hava dolduruyorsunuz. Sonra da fermuarını kapatıp keyfinize bakıyorsunuz. Buysa her koşulda yapışan post-it. Islak bile olsa istediğiniz yere hatta buzluğa koyduğunuz kaplara bile yapıştırabiliyorsunuz. Bu da birbirinden bağımsız hareket edebilen 8 tekeri
özelliği olan sıra dışı kaykay. Bu özelliği sayesinde bozuk zeminlerde bile gidebiliyor. Bununla merdivenlerden bile kolayca inebiliyorsunuz. Babalar için geliştirilmiş bu tişörtle devam ediyoruz. Önündeki büyük cebe bebeklerini koyup birlikte gezintiye çıkabiliyorlar. Kar küresine benzeyen bu ürünse aslında bir şeker kavanozu. İçinde kar taklidi yapan tozlar yerine şeker konuluyor. Bu ise parmak bıçağı. Parmağa takılan bir plastik parça ile onun ucundaki keskin bıçaktan oluşuyor. Kutu, zarf, kağıt gibi malzemeleri parmağınızın bir hareketiyle kolayca kesiyor.